İyi akşamlar, mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. Olaylara Bakış programının yeni bir bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Gündem Kerkük, Kerkük'ün geleceği. Konuyu değerlendirmek üzere Irak Türkmen Cephesi Genel Başkan Yardımcısı Hişam Bayraktar beyefendiler konuğumuz. Hişam Bey, programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş gördük. Getirdiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi son haftalarda, son günlerde Kerkük'te olayları hepimiz artık çok çok iyi biliyoruz. Ama bundan sonraki dönem için şöyle bir bakıldığı dönecek olursak, önceki güne dönecek olursak, Bağdat'ta toplantılar başladı. Kerkük'ün geleceği, Kerkük için kararlar alınacak. İlk önce şöyle başlayalım. Tabii ki de bir toplantı düzenlendi. O da İtilaf Devlet olarak bir toplantı düzenlendi. Tabii ki de Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Sayın Hasan Turan Beyefendiler de bu toplantı içerisindeydiler. Ve çıkan kararlar. Öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Tabii her şeyden önce dün gece yaşadığımız depremden dolayı milletimizin canı sağ olsun. Allah'a şükür ki hiçbir fazla bir ölü ve yaralımız olmadığı için. O da inşallah Cenab-ı Allah'tan temennimiz milletimizi bu gibi afetlerden korusun. Amin. Tabii bilirsiniz biz geçen günlerde yani çok zor bir günler geçirmiş olduk maalesef. Hiçbir zaman biz bunu temenni etmeyerek, hiçbir zaman milletimiz için, milletimizin huzurunu bozmak için böyle bir şeyin olmasını istemeyerek. Çünkü Türkmen milleti her zaman herkese bellidir. Her zaman iyiliğe ve birlik ve beraberliğe davet eden bir toplum olarak, her zaman huzuru yaratan, her zaman huzursuzluğun karşısında duran bir toplum olarak herkese bellidir. Bunu evet. Arabi de bunu biliyor, Kürdü de bunu biliyor. Dünya çapında da bunu herkes bunu bilmektedir. Tabii bilirsiniz bu olayların nedeni daha doğrusu 2005'te yazılan anayasa Bremer Kanunu'nun sonucunda Türkmenleri her zaman göz ardı etmek, her zaman istenilen şeyi ortadan, Türkmenlerin istediği şeyi ortadan kaldırmak için ellerinin geldiği bütün çabayı sarf etmektedirler. Evet. Tabii buna ek olarak 2005'teki yazılan kanun olarak 140. maddenin gelmesinin sebebi de bu manatık mütenazi'e dedikleri, yani Türkmen bölgelerinin, anlaşmazlık bölgelerinin ana sebebi de Kerkük'tü. Evet. Kerkük'ün de bu işin içinde sokulmasının sebebi bilirsiniz bu ne kadar siyasi olmasının yanında bir de bunun da ekonomik ve iktisadi bir tarafı var. Bilirsiniz bu bizim bölgemizde Kerkük bölgesinde veya Türkmeneli bölgesinde genel olarak petrolün bulunması, yeraltı kaynaklarının zengin olmasının sebebidir. Sadece buna yani Irak'ın içindeki Arap'ın veya Kürt'ün temahidaki dış ülkelerin de bunun üzerinde bir şeyi var, bir ayrı bir bakışı var. Evet. Her zaman buradan İngilizlerin zaten Osmanlılara karşı yapmış oldukları savaşın neticesinde Kerkük'ü vermemeklerinin sebebi de birisi de bu petrol yeraltı kaynaklarımızın neticesinden itibariyle böyle bir şeyler ortaya çıkmış oldu. Bu gibi nedenlerden dolayı milletimizi her zaman zor durumda bırakır bu yeraltı kaynakları olsun veya coğrafi konumumuz olsun. Tabii bilsen coğrafi bakımının da Türkmeneli bölgesinin çok önemi var. Yani hem Tarık Hariri dedikleri o yolun İpek yolu şeyinin yolunun ana yollarının birisi olmasına rağmen hem coğrafi bakımından hem de bölgemizde iki nehrin olması. Yani bu da her konuda ziraat bakımından, ekonomik bakımından, yeraltı kaynakları bakımından zengin olmasının sebebi de ki dünya bu bölgeye özellikle de Türkmenliğine bir temel gözüyle bakar. Evet. Ama bu temel gözüyle baktıkları zaman bir insaf da gözüyle de bir bakabilseler bu bizim bölgelere. Çünkü ne için yani insaf gözüyle deme? Yani iki ekip, iki grup anlaşmazlığı olduğu zaman onun barışması Türkmeneli bölgesidir. Yani i̇ki hediye olarak. Dediğimiz yani kimler oluyor mesela? Geleceğim oraya. Evet. Fidyası Kerkük'tü. Fidyası Türkmeneli bölgesidir. Evet. Yani mesela bir gün Bağdat'ta hükümet kurulması için, Kazimi hükümetinin kurulabilmesi için Kürtler bunlara destek vermeleri lazım. Evet. Kürt partileri bu Bağdat hükümetine destek verebilmesi için şart koşurlar. Şartı neydi? O dedi sen bana destek ver, ben sana Kerkük'ü hibe ederim. Yani bunun
böyle bir şeyin fidyanı anlaşmayan iki taraf fidyesi başka bir tarafın vebali olur. Evet. Ve başka bir kimsenin, o da Türkmenlerin zor durumda kalmasını. Hı-hı. Bu sebepler de koyar ki bugün her tarafın tema'a olması ve Kürtlerin de bu bölgeye gelmek istediklerinin sebepleridir. Evet. Tabii herkes de bellidir. Kürtler Saddam düştükten sonra, Saddam'dan önce tabii bilirsiniz bir takım zor durumlar yaşadılar. Hı hı. Göç şeyine, olayına kalmış oldular. Saddam buradan Kerkük'ten çıkartmış oldu uzaklarını. Ama o çıkmakları yani bu kadar gelen kaderize değildi. Toplam Kerkük'te asas 1957 doğumlu olmayan insanların bütün şeyleri 11 bin deneydi. Ama Saddam düştükten sonra Kerkük nüfusu 850 bin idi, oldu 1 milyon 800. Yani bu kadar fazla bir nüfusun gelmesi özü çıkan ve Kerkük'te asas Kerkük'te olmayan 11 binin yerine 951 milyona yakın insan buraya göç etti, tamam, getirildi. Farklı bir politika. Bu gelen göç de tam kuzeyden, İran'dan, hı-hı, Türkiye'den, Suriye'den olan Kürtleri getirdiler, bu bölgelerde yerleştirdiler. Hedef de burada tegyir demografini yapsınlar. Demografi yapısını değiştirse bu bölgenin, ki ne tekim bunu yaptılar. Bu demografik yapıyı yaptıkları için bugün burada hak kazanmak istediler. Bugün bu demografi yaptıkları ise tabii Bremer'in kanununa göre bunları o 2005 anayasasının gereğince bunlara 140. maddeni şey etti. Onayladı özleri için ki hatta ki burada Kerkük'te bir hak iddia edebilsinler. Evet. Ne diyorlar? Diyor, manatık mütenazia, anlaşmazlık bölgeleri. Bir devletin içinde nece bir aynı bir ayrı bir toprak, aynı toprağın üzerinde anlaşmazlık bölge olabilir. Ama bunu yapabildiler niçin? Çünkü bunun arkalarında, bunların arkalarında Amerika var idi, İsrail var idi, Avrupa ülkeleri var idi. Ve maalesef de Irak hükümetlerinde, gelen Irak hükümetleri de hiçbirisi Kerkük'ü veya Irak'ın bütünlüğünü savunan bir hükümet gelmediği için Kürtlerin istedikleri bir şekilde bu topraklar onları peşkeş edebildiler. Evet. Ki bu da bugünkü Kazimi hükümetinin de kurulmasının içerisinde de zaten bunu gösterir. Diri sen gelmene destek ver. Çünkü Kazimi bugün resmi rejizora, Sayın Rejizora, Irak Cumhuriyeti'nin başbakanı. Bugün dirim ben anlaşma ittifakta ittifak içerisinde hükümet kurulmasının ittifakında, hı hı, ben anlaşmışım ki Kerkük'ü Kürtlere tenezzül edin, buyurun. Ama bunu ben biz bildiğimiz zaman kurulan hükümetler ne kadar güçsüz olsa da hiçbir zaman öz toprağını başka bir kimseye peşkeş etmez. Ve her zaman da bunu da iyi bilmesi lazım. Çünkü bak bir haftalık bir süre içerisinde yapılan bir ittifakın neticesinde Kerkük'ü Kürt bölgesine vermek istediği Sayın Başbakan ne kadar huzursuzluk yaratırdı. Evet. Biz bildiğimiz bir şekilde bir şey var. Devlet veya onun organında, onun devletin içerisinde olan hükümetler, hı hı, hiçbir zaman huzursuzluğu yaratmak, daha ki huzursuzluğu ortadan kaldırmak için kurulan bir sistemdi. Ama bugün maalesef sadece kendi sandalyesine veya kendi kabinesine muhafaza edebilmesi için huzursuzluk da yaratıldığı zaman umursamırlar. Huzursuzluk yaratıldığı zaman da hiçbir zaman onun neticesini çözmek için dergi de yoktur. Biz söz vermişik, o sözü yerine getirir. Eğer bu sözün neticesi itibariyle geldiyse bu vilayet, Kerkük vilayeti, hı hı, gerçekleştiyse bunun Kürt peşmergesi Kerkük'e girdiği zaman yarın yine de tekrar bir referandum yapıp Kerkük'ü veya Kuzey bölgesini Irak'tan ayrılma bir politikasına bir daha gider. Çünkü bundan önce bunun şeyini yaşadık. Gördük. Gördük bunun benzerini. Yapıldı da oldu da ama başarısız olmasının sebebi o zamanki hükümetinin işine gelmedi veya dünya sistemindeki olan, hı-hı, insanların veya siyasetçilerin işine gelmedikleri için bu şeyi ortadan kabullenebilmediler. Hı hı. Ve ne oldu? Ha, bir de iki Kürt partisi, YKT ile KDP ile KYP'nin arasındaki anlaşmazlıktan dolayı bu 6 yıl süre içerisinde, evet, biz bugün bir huzur içerisinde yaşıyoruz. Geçseydi bunlar anlaşabilselerdi ara yerlerinde,
o referandum gerçekleşebilseydi veya dış ülkeler de buna destek verebilseydiler, ki bunu dış ülkeler dediğim zaman da bir İsrail'di, Amerika'dı veya diğer Avrupa ülkeleriydi. Gerçi bunun karşısında Türkiye başta olmak üzere İran da bunun karşısında durdu ki bu referandumun gerçekleşmemesi için. Ama gerçekleşmiş olsaydı bugün biz ayrı bir sistem içerisine girmiş olduktu. Ki bunun bugünkü yapılan olaylar onun bir benzeri olabilir önümüzdeki günler içerisinde. Temennimiz bizim Irak hükümeti aklı selimi kullansın. Çözüm yanlısı olsun. Huzursuzluğu yaratmak daha ki huzursuzluğu engellemek için bir sistem getirsin. Ve bu milleti her zaman Kürdüyle de Arabiyle de olsun. Başta tabii Türkmen milleti olarak bu huzursuzluktan bir an önce kurtarmış olsun. Bir an önce buradaki huzuru ve Irak'ın bütünlüğünü ve bütün milletlerin birlik ve beraberliğini bu toprağın içerisinde yaşamağını sağlaması için elinden gelen çabanı sarf etse zannedersem çok şeyler önümüzdeki günlerde. Çünkü bak bu huzursuzluğun içerisinde burada Kerkük'te yaşayan millet zarar etti. Tabii. Nişi? Dükkanlarımız kapandı. İnsanlarımız korku içerisine girdi. İnsanlarımız bir huzursuzluk içerisinde yaşadı. Bir daha eski günlerin döneceği günleri şey etti. Ortada yerde neydi? Bir tek binanın KDP'ye teslimidir. Ki bunu da hepimiz çok iyi bilir. O bina zamanında, bak ben resmi bir belge getirdim. O bina bu şeyin tapu dairesinin şeyine göre o bina hem maliye, bir kısmı maliyeye, bir kısmı şeye bağlıdır. Neft şirketinin yeridir, mülküdür. Ki bu o mülk de hiçbir zaman devletin mülküdür. Devletin olan mülkü bir siyasi partiye peşkeş kesmek zannedesem çok yanlış bir şeydi. Yani o hükümetin zayıflığından gelmiş olur. Hiçbir zaman hükümet böyle bir şeyi kendi yerini, kendi toprağını, kendi malını, devletin malı, yani şahsın malı da olsaydı onu peşkeş kesmesi olsaydı o zaman diğerde bir milletin malından alıp verip tutacak. Ama devletin malını devlet nece başkasına bir ahaliye teslim edebildi. Bunu etmemesi lazım. Ki o da bu şeye resmi belge devletin dedi bu. Yani tapu dairesinde dediği bu kadar şeye mukatayanın altındaki olan maliyeye bağlıdı. Yazıptı da 113/11 ve 26/14 maliyeden ve nefs şirketine bağlı olan bir yerdi. Bunu yaptı. Ha bu zamanında verildi özlerine aldılar. Daha doğrusu verilmedi. Çünkü bunlar bilirsiniz. O zaman Saddam düştükten sonra Kürt partileri Kerkük'e girdikleri zaman bu bölgeleri özleri hakimiyet ellerinde oldu. Vali özlerinden oldu. Belediye müdürü özlerinden oldu. Polis güçleri özlerinden oldu. Onun için bunlara hakim olabilir. Ama bir gün o süre gittikten sonra bir devlet kuruldu. Burada bir hükümet var. O hükümetin de tutup da buna aynı şekilde tenezzül etmesi, vermesi zannedersem hükümetin ne kadar hem büyük hata hem de ne kadar zuaf içerisinde olduğunu göstermeye. Hele de bunun da yanında da bir ayrı bir şey de var ki bunu resmi belgelerle de bunu da gösterebildik. O bölgede, o yerde yine de şeyin kararına göre teşri şeyinin yani hastahananın kararına göre o mantıkada insan o binanın içerisinde ne kadar işkenceler olupdu, ne kadar insanlar idam olupdu, su kanalizasyonlarına atıldıkları bu da aynı bu bölgenin içerisinde gösterilmektedir. Bunu da şeyin kararıydı bu. Bak 19-12-2017 derecesinde mukafahat icramı Rahimova'da verdikleri şeydi. Bu tıp adlinin resmi teşri kararına göre ve bu da neye göre de verilirdi bu? Oradaki fotoğraflara da göre efendim, bunları da gösterebilirsiniz. Yönetmen arkadaşım. Bu da şeyde resmi belgesidir. Tıp adlinin resmi belgesi olarak da bunu da arz edebilirsiniz ki. Öncelikle adli tıptan bu şekilde. Devletten verilen bir belge olarak. Bunun yanında fotoğraflar da burada nüshalarını getirmiş Sayın Bayraktar. Burada tabii cesetler yatılıyor. Su kanalizasyonundan çıkartılan cesetler. Evet.
Bunlar tam olarak hangi yıllara ait? 2017'de. Bak şey kararı... Altta yazıyor zaten burada. Altta tarihte. Yazıyor ha. 2017 yılda. Evet. Bunu çözemiyor. O işkence aletleri. Hı hı. Orada ne şekilde olduğu, o da cesetlerin ne şekilde orada bulunduğunu evet. Açık bir şekilde orada göstermektedir. Ha bu o kanalizasyonun içerisinde evet. Gösterilen cesetler. Bunu biz... Kameraman arkadaşımıza teşekkür ederim evet, bu arada. Vesime yardımcı oldu bize. Evet. Evet. Bizim bunun demek yani göstermek istediğimizin şeyi nedir? O binanın bu kadar bir kötü bir anlam taşıdığı için biz bunun tekrar oraya dönmesi, millete bu konumları, bu yerleri, bu hadiseleri hatırlatmak istemediğimiz için bu binaya tekrar, KDP'nin o binaya tekrar dönmesini arzu etmiyoruz. Ki bunun yanında bir gün KDP Kerkük içerisinde 33'e yakın bürosu var, makarı var. Orada istediği faaliyetleri yapma imkanı var. Ve biz de buna hiçbir zaman karşı değiliz. Biz Irak Türkmen Cephesi olarak, Irak Türkmenleri olarak, bütün partiler olarak hiçbir zaman bunun karşısında değiliz. Niçin karşısında değiliz? Çünkü bir anayasamıza göre her parti Irak'ın içerisinde resmi bir şekilde icazı alıpsa, bu resmi icazasını istediği Irak'ın bütün bölgesinde kullanabilir. Bir gün Irak Türkmenleri veya Irak Türkmen Cephesi Musul'da, Tel Afer'de, Erbil'de, Süleymaniye'de, Basra'da açabildiği partinin bürosunu aynı zamanda bir Kürt veya bir Arap partisi de onun bu şekilde açabilir. Bunu biz açık bir dille de diyoruz. Evet. Hatta biz bunu Sayın Cephe Başkanı Hasan Turan Bey bunu da ifade etti. Dedi KDP gelsin şeyde Sahat Ömel'de değilen bu Kergün merkezinde olan makarını atsın ve ben de gidip dedi orada ben hazır olalım. O makarın açılışında, töreninde hazır olduk ve her zaman da onun orada siyasi faaliyetinin yapılmasını destek vermek isterdik. Niçin? Çünkü bizim istediğimiz bütün siyasi partiler, bütün siyasi teşkilatlar burada insanca, demokrasi bir şekilde her şeyini verebilsin, her faaliyetini yapabilsin, hiç kimseni incitmeden. Çünkü bu memleket, bu toprak herkese yeter kadar icadır. Bunun bir de bir şey de var. Bu sadece burada değil. Ben bildiğim kadarıyla Müsteşfa Saddam dedikleri ki şimdi bugün Azadi Hastahanası'nın altında. Oradaki olan Serdap'ta da bine yakın tutuklu olarak insanları oradan Saddam düştükten sonra veya daha doğrusu 17 Oktober'dan sonra 16 Oktober 2017'den sonra oradan insanları çıkartmış oldular. Bunlar hardan kimleriydi? Hepsi Kerkük ehliydi veya Kerkük etrafındaki olan insanlarıydı. Bunların tutulmasının sebebini indiye kadar meçhul şeylere geldi. Ha biz bunu niçin burada bunu diyoruz? Niçin diyoruz mesela bir gün Kerkük'ün kontrolü, polis kontrolü merkezin elinde kalsın, İttihadi ordusunun elinde kalsın, İttihadi polisinin elinde kalsın. Sebebi nedir? Çünkü buna benzer olayları bir daha tekrar yaşamamamız için. Buna benzer olaylar bir gün milletin huzurunu bozur. Millet zaten herkese bellidir. O dönem içerisinde polis gücü bizim Kürt kardeşlerimizin elindeydi. Vilayet ellerindeydi. Asayiş ellerindeydi. Her şey ellerindeydi. Ama memleketin içerisinde patlamalar olurdu. Tutuklamalar olurdu. Kaçırmalar olurdu. Fidye almak istemekler olurdu. Bunlar hamdolsun o 2017'den sonra bu şeyler kalmadı. Bu son 6 yıl içerisinde bu huzurlar başladı. Huzur olmak gerçekten millet görür bunun. Bir huzur içerisinde yaşadığını görür. Bunun farkındaydı. Bir gün ticaret başladı. Bir gün caddelerimiz açıldı. Bir gün insanlarımız gerçekten işin içerisinde, iyi imkanlar içerisinde mallar kurdular, caddeler açtılar, dükkanlar açtılar, güzel lokantalar oldu. Bunun yani gerçekten bu memleketin içerisinde bu huzurun olduğunu epey bir şekilde görmekteyiz. Bunu hiç kimse inkar edebilmez. Temennimiz oldu bu partiler gelsin, aynen bu huzuru yaşayabilmemiz için hep beraberce. Bizde olanın demek istemediğimiz yani bir şey yoktu yani. Hiçbir kimse kimseni yok edebilmez. Ne bir Kürt bir Türkmen'i yok edebilir, ne bir Arap bir Türkmen'i yok edebilir, ne bir Türkmen diğerlerini yok edebilir.
Ve hiç bir zaman da biz yok edemeğini istemiyoruz hiçbir kimsenin. Herkesten kardeşçe, kardeş içerisinde bir şekilde Kerkük'ümüz içerisinde Türkmeneli bölgesinin içerisinde yaşamayı arzu etmekteyiz. Ve biz isteriz bu arkadaşlarımızdan. Çünkü bu da Kerkük'ün bir küçük bir erak olduğunu. Kerkük'ün bu kadar her zaman bak asil millet Kerkük'te Türkmen olduğu için her zaman Kürdüne de Arabine de kuzak açan bu millet olmuştur. Her zaman bu millet, Türkmen milleti, insanlarımızı bütün Irak'ın içerisinde olan insanının her kesimiyle, her kavmiyetiyle, her mezhebiyle hepsini bağrına sadıptı. Ve her zaman da zayıf düşenin yanında olupti. Evet. Bunu zamanla da ispat etmişik. Saddam dönemi içerisinde biz Kürtlere kanıt gerdik. Her zaman onları muhafaza etmek istedik. Zulmetmesin. Saddam hükümeti, Arap hükümeti zulmetmesin. Saddam düştükten sonra, yettikten sonra biz 10.000'liklere kanıt çıktık. On binleri muhavir ettik. Canım bunlar da insandılar. Oturupsa kalıplar. Bunun zamanında burada yaşıyorlar. Her zaman biz bunu ettik. Niçin? Çünkü biz büyük bir milletin torunlarıyız. Büyük bir milletin terbiyesiyle gelmişiz buraya. Bir insancı bir görüşümüz olduğu için. Her zaman insanlara karşı bir saygı, Cenab-ı Allah'ın kulu oldukları için onlara biz her zaman bir ayrı bir insan gözüyle bakmak istediğimiz için bunu bu şekilde yaşamışız. Evet. Temennimiz odur, bu huzur, bu şey tüm milletimize, milletimiz için olsun. Tüm milletimiz bu huzurun içerisinde en iyi bir şekilde yaşasın ve her zaman da mutluluğa kavuşsun. Evet. Peki Sayın Bayraktar, şimdi bir yandan da ortaya atılan buna benzer bazı söylentiler var. O da yani KYB ile KDP arasındaki gerginlik. Bu gerginliği özellikle her iki tarafta bilhassa KDP'nin son dönemde ne kadar çöküşe gittiğini hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Ve sanki Kerkük'ü iki taraf için böyle hesaplaşma bölgesi olarak kullanmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili görüşünüz ne olacak? Yani iki taraf arasında bir anlaşmazlık söz konusu. Benim kanaatimce tabii bak bu iki tarafın anlaşmazı partiler arasında bir anlaşmazlık var. O da kendi aralarında bir yani iç anlaşmazlığın neticesinde. Mesela bak bu bugün bildirilen kendi partilerinin bildirdiği bir şeye göre. Evet. 1 Eylül'de bu ayın birinde Erbil'in içerisinde bir PKK'lı şey patlatmış. Mayın patlatmış. Bunu zaten kim yaptı? Muhakkak bunu KDP'li değil de. Belki de bir KYP'li Erbil'deki olan huzursuzluğu yaratmak için belki böyle bir şeye, bu da belgeler olarak abinin bunu da buradan da sunuyorum. Evet. Anlatabildim mi? Bu gibi anlaşmazlıkları kendi aralarında yapıyorlar. Ama bugün Kerkük'teki olan olay, bugünkü bu şey, bu iki partiden daha büyüktür. Biraz önce söylediğim gibi, iki hükümetin, Bağdat hükümetiyle, İklim hükümetinin arasındaki olan anlaşmanı gerçekleştirmek için fidye olarak, yani Bağdat biraz önce söyledim ya, Kazım hükümetinin sen bana destek ver, ben sana Kerkük'ü vereyim. Evet. Bunu da kim daha fazla körüklüyor veya destekliyor? Bir gün PEJAK'ın, İran PKK'sının, PEJAK'ı dedikleri özne, KDP sınırları içerisinde, İran'la olan KDP ile İran'ın arasındaki olan sınırın bölgesinde, KDP ile olan bölgesinde, KDP'nin hakimiyeti olan bölgede olan bölgeyle İran'ın arasındaki olan bölgenin arasındaki PEJAK'ın oradaki teşkilatlanması, konuşlandırılmasının ordusunun silahlı güçlerinin orada olmasının neticesinde İran hükümeti KDP'ye diyor, sen bu adamlar bu gücü buradan çek. Ben Irak hükümetine derim, size Kerkük'ü verir. Yani bak oyun yine de başka bir güç, başka bir devlet yine de Kerkük'ün üzerine oynuyor. Yani Orta Doğu'nu tamamen değiştirmeye Orta Doğu'nu tamamen değiştiren taraflar. Çünkü bunun neticesiyle belki de bilmem onun yani ne kadar olabilir ama bunu ortaya göstermiş oluyor. Hani bu dünyada bir büyük bir Orta Doğu projesi var ya, evet. Irak'ı parçalamak, Arap ülkelerini parçalamak için. Belki de bu o parçalamanın bir hazırlığıdır. Hani Kürt KDP veya KYP birleşerek veya Kürt partileri birleşerek Kerkük'ü de elde ederseler, belki de bunun arkasında Kerkük'ten sonra belki Musul'u da
isteme bir durum olabilir. Böyle bir söylenti de var zaten. Kerkük'ten sonra bu Kerkük'te bu partilerin buraya gelip de yerleştirdikten sonra bu proje Musul'da da, Sincar'da da zaten bu olaylar var, bu gibi istekler PKK'nın var. PKK'nın da varlığı zaten sürüyor. PKK'nın da varlığı var, zaten sürdürüyor. Zaten PKK'nın Erbil gibi bir bölgede, bir Kürt bölgesinde böyle bir huzursuzluğu, bir mayının patlatmasına kalkıştığı zaman, o zaman bu olayların da buradaki Kerkük'te geçen gün olduğu zaman, dört insanın canına kıyıldığı zaman, onun da kim diyor ki PKK yapmadı, ki huzursuzluğu daha körüklesin zaten diye. Zaten bölge halkı da bunu söylüyor. Bölge halkı da zaten bunu söylüyor. Zaten geçen gün zannedersem Kürt kanalları bunu yayınladılar yani. Tabii, tabii, evet. Özellikle de Şorza'daki yapılan, Kerkük'te Şorza bölgesinde yapılan şeyde boykotta, boykot üzerinde insanlar çıkmış oldu, dediler ya bizim buradaki gördüğümüz insanlar bugün bu ayaklanmayı yapıyorlar, bu boykotu, hepsi yabancı, hiçbirisi bölge şeyde insanı değil. Hı hı. Bu demek ki neyi delalet ediyor? Burada PKK'nın işine gelen, PEJAK'ın işine gelen, dış ülkelerin işine gelen, Kerkük'teki huzursuzluğu bozmak isteyen insanlar bunu yaratmak istiyorlar. Ve belki de herkes de bunu görmüş oldu. Kerkük'teki Kerkük Kürtleri, asıl Kerkük Kürtleri, yıllar önce burada Kerkük'te yaşayan Kürtler zaten şimdiki vaziyetin kalmasını istiyorlar. Bir daha huzursuzluğun gelmemesini istiyorlar. Niye? Çünkü onlar da zaten o 2003'ten veya 2017'ye kadar o süre içerisinde gerçek Kerkük'teki yaşayan Kürtler hiçbir fayda görmediler. O adamlar da hiçbir şeyden bir faydalanmadılar. Sadece gelen partizan, iki partinin partizan insanları, bu o hükümet sistemi içerisinden bazı faydalar sağlamış oldular. Ama fukara millet, fakir millet, yani gerçekten hiçbir tarafı olmayan, salim olan Kürt millet insanları Kerkük'te hiçbir şeyden faydalanmadan, belki de birçoğu da zarar da görmüş oldu. Huzursuzluk oldu, dükkanı kapandı veya patlamalar oldu. Patlamanın içerisinde bazı Kürt bölgelerinde de oldu. Onlar da körü körüne zarar görmüş oldular. Evet. Peki sevgili Bayraktar, şimdi önümüzde seçimler de var. Evet. Bir şey de kalmadı yani. Şöyle bir baksak 2,5 ay neredeyse kalmış. 18 Aralık'ta yapılacak bir seçimler var. Şimdi bu seçime doğru giderken Kerkük'te bu olayların olması sizce bu seçimlere etkiler mi, seçimler ertelenir mi, ki Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından da bir açıklama yapıldı. Yani seçimler ertelenmeyecek dendi. Ancak böyle bir beklenti var mı? Yani seçimler vaktinde olur mu, ertelenir mi? Şimdi bu evvelen seçimlerin, bu olayların iki yönü var. Bir, Kürt partilerin burada kendileri için bir seçim propagandasıdır. Evet. Çünkü burada hani KDP'nin, biliyorsunuz KDP'nin Kerkük'te KYP kaderce şeyi yok, kontrolü yok. Evet. Bu KDP kendisi için bir seçim propagandası yapmak için, hani bak ben geldim, ben buraya artık hakim oldum, ben artık huzuru burada benim elimde olacak, polis elimde olacak, peşmerge elimde olacak, asayiş elimde olacak. Bu kendisi için bir propagandadır. Evet. Ki gerçi kendileri söylüyorlar, KDP diyor, Kerkük'te biz siyaset yapamıyoruz. Kerkük'te siyaset yapamayan 2010'da yapılan seçimde iki milletvekilini kim kazandı? Nasıl KDP'nin burada geçen seçimlerde, milletvekili seçiminde iki milletvekili kazandı? Ki Irak Türkmen Cephesi bu kadar Kerkük'e hakim olmasına rağmen bir tek milletvekili kazandı. Ama KDP bunun yanında iki milletvekili kazandı. Öyle siyasi teşkilatı yoksa, büroları yoksa burada nasıl bu iki milletvekilini kazanmış oldu? Bu Kürt partileri için bir reklam aracıdır bunu yapılan. Bunun yanında da seçimler, tabii bir gün Yüksek Seçim Kurulu zaten bu seçimlerin olduğunu kendisi söylüyor, ısrarla söylüyor, bunu yayınlıyor. Ama bazı söylentiler de var, çünkü bunun biliyorsunuz Bağdat'ta da bunun üzerine bir anlaşmazlık var. Özellikle sadır gücüyle itar gücünün arasında böyle bir şeyin olmamasını, bir taraf bunun olmasının yanındadır, bir taraf da olmaması yanında. Çünkü bazı sadır gücü bunun olmasının yanında, niye? Çünkü o Yüksek Seçim Kurulu'ndaki kendi insanlarının orada var olmasından dolayı bu seçimi belki de istediği gibi bir kazanma içerisinde girmiyor. İtar da bunu ertelemek istiyor. Çünkü bu seçime ne kadar kendi hükümetinin içerisinde bir düzen kurabilirse o kadar daha güçlü bir şekilde
bir sonraki seçimde insan kazanma, milletvekili kazanma imkanına sahip olabilir. Söylenti olabilir ama söylenti ne kadar var ise de, özellikle de biz Türkmen milleti bu son yapılan olaylardan dolayı bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. Bu seçim için biz hem Irak Türkmen Cephesi olarak ve Irak Türkmen Cephesi partileri olarak, Birleşik Irak Türkmen Cephesi partileri olarak bu seçimlere en iyi bir şekilde hazırlı olmamız lazım. En iyi bir şekilde bu seçimler için insanlarımızı teşvik etmemiz lazım, etmemiz lazım ki bu seçimi geçsin. Hatta diyelim ertelense de bile, ancak belki de 4-5 aylık bir süre içerisinde ertelenecek. Hı hı. Bu demek değil, hiç olmayacak. Bu demek değil ki hiç seçim yapılmayacak Irak'ta. Belli bir süre içerisinde yapılacak, belli bir süre sonra ertelenme imkanı olsa da bile dahi, ki ben onu fazla görmüyorum. Niye? Çünkü devlet diyor olacak, başbakan diyor olacak, Yüksek Seçim Kurulu diyor olacak. Hı hı. Böyle bir şeyin eğer olması halinde, biz eğer bunu ertelenecektir diye bir pozisyonda kendimizi bırakırsak, hı hı, çok kaybederiz, çok şeyi kaybederiz. Temennimiz o da bizim Türkmen milleti olarak bu son olaylardan bir ders alsın. Bu son olaylar bizim için çok büyük bir şeydir, bir avantaj olması lazım. Bizim için de bir reklam olması lazım. Bak, Kürt partileri buraya gelirse yarın seni yok edecek. Niye? Çünkü bu seçimlerin neticesinde biliyorsunuz valilik meclisi seçilecek. Valilik meclisinin içerisinde vali ve temsilciler seçilecek. 15 kişinin içerisinde, 16 da tabii, birisi Hristiyan kardeşlerimize kota olarak ayrılmıştır. 15 millet il meclis üyesinin seçildiği takdirde, hı hı, her kim çoğunluğu sağlarsa valilik elinde olur, meclis başkanlığı elinde olur, vali yardımcısı elinde olur. Bunlar elinde olduğu zaman işte bir önceki sistemden, geçen 2017'den önceki dönemdeki durumu göz önüne almış olsak, ki o da bizim için çok iyi bir ders olması lazım. O durumda biz emin olun çok şeyimizi kaybetmiş oluruz. Millet ne kadar küskün isem diyorsa, kimden küsmüş? Hiçbir zaman millet kendisinden küsmemesi lazım. Peki şöyle bir soru sorsam ben sevgili Bayraktar'a. Şimdi halk olarak birçoğu der ki işte partiler bizim için ne yaptılar? Bundan önceki süreçlerde işte bizler seçimlere katıldık. Affedersin, seçimlere katıldık. Sonuç olmadı, işte atama olmadı. Hep aynı durumları yaşıyoruz. Hep istediğimiz olmuyor. Hep diyoruz dediklerimiz hani derler ya, rüzgarla birlikte uçup gidiyor. Evet. Bir şey olmadı. Bundan sonra da yine aynı senaryo olursa nasıl ikna edebiliriz? Yani halkı, partilerin üzerine ne gibi görevler düşüyor? Neler yapmaları gerekir? Şimdi tabii partilerimiz her şeyden önce bir gerçekçi olması lazım. Yani gerçek milletin isteği neyse ona açık bir gönülle, açık bir şekilde insanlarımızla, sorumlularımızla onu açık bir şekilde dinlemesi lazımdır. Hiçbir zaman küsmemesi lazım. Sorumlularımız küsmemesi lazım. Millet küsebilir. Ama o milleti küsen milleti biz ikna etmemiz lazımdı. Biz siyasetçiler olarak, hı hı, bunu yapmamız lazımdı. Niçin? Çünkü aksi takdirde millet parti üzerine naz edebilir ama parti millet üzerine naz etme imkanı yoktur. Çünkü netice itibariyle parti o milleti yönetecektir. Ha, geri kalan burada bir şey var. Bizim tabii biliyorsunuz biz biraz önce söylediğim gibi 2005'te yazılan Bremer kanununa göre, yazılan kanununa göre bizi her zaman kıskaca almış oldular. Türkmen milletini her zaman kıskaca almış oldular. Bunun bir örneğini vereyim. Irak Türkmenlerinin başına ister Tuz Hurmatı da olsun, ister Beşir de olsun, ister Taza Hurmatı da olsun, Kerç de olsun, Altınköprü de olsun, Talafer de olsun, katliamlar kalmadı bu süre içerisinde 2003'ten sonra. Binlerce, belki yüzlerce insanlarımız feda verdik, kurban verdik bu olayların yüzünden. Hı hı. Bunun neticesinde bu olayları, bak geçen gün Eğitim Bakanlığı gelecek dönem içerisinde, 2003-2004 dönemi içerisinde okullarda okunması istenen tüm bölgeleri, tüm etnik grupların saymış, sadece Türkmen bölgelerini ve Türkmen adlarını saymamış. Olan olaylar müfredattan da. Hiçbirisini zikretmemiş. Bu ne kadar dışlanmak isteniyor biz? Ne kadar bizleri dışlanmak istiyorlar? Sebep ki bunun yani açıktadır yani. Bunun hiçbir zaman bir kapanacak bir tarafı yok.
Yani Altınköprü katliamını kim inkar edebilir? Hiç kimse. Beşir'deki olan olayları kim inkar edebilir? Tuz hurmatı, taze hurmatı. Da, taze hurmatı da. DAEŞ'in... Kerkük katliamı. Kerkük katliamı. DAEŞ'in Emirli'ye girişini kim yapabilir? Onu aylarca orayı ablukaya almasını kim inkar edebilir? Bu kadar fedakarlık veren bir milleti niye bu kadar gelecek nesillere anlatmamak için bu hükümet veya bu hükümetin başına gelen bakanlar veya insanlar niye bunu bu kadar böyle her zaman bizleri dışlamak istiyorlar? İşte bu sebeplerdir. Koyuyor bizim milletimiz bunu düşünmesi lazım. Bak bunu ben her zaman bu örneği veririm. Filistin'deki yaşayan Filistinli kardeşlerimiz. İsrail gibi bir güçlü bir devletin Avrupa'nın karşısında taşla duran bir millet. Bizim millet niye onu örnek almıyor? Allah'a şükür bizim o Filistin durumuna düşmemişiz. Ama biz bugün seçime gitmesek, il meclis üyelerinde oradaki çoğunluğu sağlamasak, onlardan daha da kötü duruma düşeceğiz. Yani çıkıp da taş atalım demiyoruz tabii. Yok. Ama yüreğimizi yok, ortaya yok. Koyabiliyoruz. Ama yüreğimiz tabii, tabii. Zaten diyorum ama seçime gidelim. Evet. Sadece başka taş atmak demiyoruz. Seçime gidelim, çoğunluğu kazanalım. Çünkü seçime gitmesek, çoğunluğu kazanmasak, vali bizden değil, meclis başkanı bizden değil, vali yardımcısı bizden değil, o zaman hükümet elinde değil. Ve bu hükümet, bu il meclisi şeyi kurulduğu takdirde bütün işler artık burada bitecek. Kerkük'te bitecek. Bağdat'ın buna hiçbir müdahalesi olmayacak. Evet. Buradaki meclis karar alacak. Atamaları meclis yapacak. Tayin, gençlerimizin tayini. İster hastanelerde olsun, isterse eğitim dairelerinde olsun, isterse devlet dairelerinde olsun, nerelerde olursa olsun artık bu meclis karar verecek. Evet. O meclisin kararına göre bu atamalar yapılacak. Sadece atamalar değil. Herhangi bir köprünün yapılması, herhangi bir alt geçidinin yapılması, herhangi bir caddenin asfaltını yine o meclis karar verecek. Ayrılan o bütçe ona göre dağıtılacak. Ona göre emin hemen ki zaten muhakkak bir Arap bölgesini daha iyi güçlendirmek ister. Daha iyi bir şekilde caddesinin yapılmasını, yeraltı geçidinin yapılmasını, elektrik sisteminin, santralinin daha iyi bir şekilde güçlü kullanılmasını, su kanalizasyonlarının en iyi bir şekilde yapılmasını muhakkak Arap çoğunluğu alırsa oradaki Arap il meclis üyeleri oraya o projeleri oraya yönlendirirler. Evet. Kürtler ise ki oraya yönlendirirler. O zaman bizim için kim bunu savunacak? Ha bunu diyeceksiniz bu gelen insanlarımız veya gelen Kürt kardeşlerimiz veya Arap kardeşlerimiz belki onu Türkmen bölgelerinde de yapacaklar. Evet. Hiç inanmıyorum. Çünkü bundan önce yapılmadı. Ve bundan sonra sadece o değil de her bir konuda. Polis gücünün tayini için, polis gücünün alımı için, ordumuza insanlarımızın girmesi için her konuda, her yönde bu projelerin yapılmaması, o meclis üyelerinin onayıyla olacaktır. Onun için bizim insanımız gitmediği takdirde, seçime gitmediği takdirde, oradaki il meclis çoğunluğu kazanmadığımız takdirde il meclis üyeleri altına düşeceğiz en az bir şekilde. Oradaki şeyimizi insanlarımızı en az bir şekilde oraya götürmüş oluruz. Bu durumda bizim için ekonomik bakımından, siyasi bakımından, sosyal bakımından her konuda bizim için bir zarardı. Milletimizin her yanında herkese bir zarar görecektir. Ve bu da bize neyi gösterir? Allah korusun insanlarımızın kaybında, insanlarımızın rahatsızlığında, hastanelerimizin yapılmamasında, yollarımızın açılmamasında, insanlarımızın göçünde teşvik olur. Gençlerimiz bunun hiç burada iş bulmadığı zaman, huzur bulmadığı zaman göçe gider. Göçe gittiği zaman güzelim Kerkük'ü yüzyıllar boyu, bin yıldan beridir biz bu topraklarda yaşayan bir toplum olarak, bu toprağın gerçek sahibi olarak, insanlar olarak biz bu toprakları başkalarına hiçbir zaman da buranın sahibi olmayan insanları terk etme durumunda kalırız. Evet. Bunu biraz kendi kendimize bir çeki düzen verelim. Kendi kendimize oturup da bunu düşünelim. Ya gitmediğimiz zaman ne olur? Ha beğenmiyorsun. Listeye verirsin. Bir liste var. Bir Irak Türkmenleri, Birleşik Irak Türkmenleri listesi var. O listeye verirsin. O listenin içerisinde senin hiç beğenmediğin insan ne kadar ise ama emin olun onun listeye verdiğin zaman oradaki senin bir gücün olur.
Ve emin de olsun, milletimiz emin olsun burada. O listenin içerisinde bir gün çok güzide insanlarımız var. Her kesimden insanlarımız var. Her kesimden biz o listeye biz insan bırakmışız. Hı hı. Sanatçısından olsun, pazar adamından olsun, normal sosyal insanlarımızdan olsun, polisinden olsun, kültürlü insan olsun, eğitimcisi olsun, siyasetçi olsun, hepsinden var. Ve her kesimden de var, her bölgeden de var. Evet. Türkmenlerin bölgesinden de Altınköprü'den var, Dakuk'tan var, Kerkük'ten var. Etraf köylerimizden var, kümbetlerden var. Hı hı. Temsil eden olan Bulavası olsun, Tirkalanı olsun, Yayçısı olsun. Herkesi temsil edecek insanlarımız var. Kerkük'ün içerisindeki bölgelerimizden olsun. Bu herkesi temsil eden bir şeyin içerisinde olsun. Hı hı. Bunların muhakkak ki birisi o seçime giden insanlarımızın gönlüce olabilecek. Hadi olmadığı takdirde liste var. O listeye verdik zaman listenin ne kadar güçlü olursa o kadar sen İl meclis üyesine sahip olabilirsin. Bu emin olsun dedi milletimiz de biz de o listenin de içerisinde çıkan insanlarımızın Birleşik Arap Türkmen Cebesi'nin kontrolünün içerisindedir, altındadır. O insanlarımız da eminiz, biz eminiz inşallah en iyi insanlarımızı o il meclis üyeliğine yetiştirmeye çalışırız. Ve en iyi desteği de vermiş olabiliriz. Ve inşallah da milletimizin sayesinde, milletimizin gücüyle. Biz eminiz her zaman bizim millet son anda imtihan gecesi çalışır. Ve imtihan gecesi de inşallah da başarılı olur imtihan günü de. Bu seçime katılmış olabilirler ve milletimizin yüzünü ak ederler ve en iyi sayıda il meclis üyeliğini kazanma imkanına sahip olabiliriz. Peki sevgili Bayraktar, teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik efendim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyenlerimiz, Olaylara Bakış programının sonuna geldik. Bizlerle birlikte Irak Türkmen Cephesi Genel Başkan Yardımcısı Hişam Bayraktar Beyefendiler konuğumuzlar. Kerkük'le ilgili şöyle bir sohbet ettik, muhabbet ettik. Çok sağ olun. Sevgili Bayraktar aynı zamanda gerçekleri de ortaya çıkardı. Güzel bir değerlendirmelerde bulundu. Tekrar karşınızda olmak ümidiyle efendim. Hoşçakalın.